İyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Şimdiki zaman bilime hoş geldiniz. Cumartesi buluşmamızda bilimi konuşuyoruz, felsefe, tarih konuşuyoruz ama bugün malum ne konuşabiliriz? Tabii ki koronavirüsü, koronavirüsü salgınını konuşacağız. Artık gecemiz gündüzümüz bu oldu. Biliyorum sıkıldınız, biliyorum yoruldunuz ama lütfen sabırla hareket edelim. Çünkü daha bu mesele biraz daha gündemimizde kalacak gibi gözüküyor. Biraz daha dünyayı meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunu ne küçümsemek, ne indirgemek için söylüyorum, ne de abartmak için söylüyorum. Sadece durumu tespit etmeye çalışalım. Şimdi bugün çok sade, sakin, güzel bir program yapacağız. Çünkü biliyorsunuz son dönemde pek çok televizyon kanalına, pek çok doktorumuz, hekimimiz, tıp insanı, bilim insanı, onların dışında bilim insanları, biyologlar, işte molekülerciler, pek çok bilim insanı ekranlara çıktı. Bu böyle kafaları da biraz karıştırdı. Çünkü tıp insanlarının da kendi aralarında uzlaşamadıkları noktalar oldu. Biz de şaşkın bir şekilde bunları izledik, dinledik. Ben istiyorum ki bu programda bir temize çekelim. Ben neler anladım? Çünkü ben de bu ekranlarda bu konuyu en fazla tartışan, tartıştıran televizyonculardan birisiyim. Dolayısıyla böyle bir temize çekelim. Şu ana geldiğimiz noktada nedir? Onu bir anlamaya çalışalım. Sağlık Bakanlığı'nın verileri var. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var. Bu veriler ışığında acaba abartıldığı gibi mi? Bir büyütüldüğü gibi bir salgın mı? Yoksa birazcık işte buna ilaveler mi yapılıyor? Algısı önden mi gidiyor? Bütün bunları siz böyle bir süzgeçten, bir filtreden geçirerek karar verin diyorum. Bugün konuğum kim? Önemli bir gün, özel bir gün. Çünkü bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı'nda Doktor Serdar Savaş'ı burada ağırlıyoruz. Daha önceden de tanıyordunuz kendisini. Serdar Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tıp Bayramınız kutlu olsun çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok manalı bir günde. Çok. Evet, değil mi? Yani buradan bütün tıp emekçilerinin, sadece doktorların değil, tıp çalışanlarını, hemşireler, hasta bakıcılar, ara elemanlar, pek çoğunun unutulanlar onlar oluyor çünkü. Tıp Bayramı'nı buradan kutlayalım. İyi ki varlar. Böylesi günlerde önemlerini daha fazla anlıyoruz. Onun da altını çizelim isterseniz. Tıp Bayramımız bir kez daha kutlu olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sabah biraz önce saat 10.30'da tıp fakültesinden bir sınıf arkadaşım, tıp fakültesinden bir yalışma grubumuz var. Oraya bir mesaj göndermiş, onu okuyarak başlayayım. Nefes almakta güçlük, genel yorgunluk hissi, eklem ağrıları, bazı günler yoğunlaşan çarpıntı, görme bozukluğu, kendi kendine konuşma, ani ruh hali değişiklikleri, sürekli uykusuzluk vesaire bu belirtileri yaşıyorsanız, panik yapmayın, hasta değilsiniz, hekimsiniz. Yani şimdi bu vesileyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, onlara yapılan haksızlıkları. Bakın bugün herkes kendi derdinde, korunma derdinde ama benim canım meslektaşlarım, sektörümüzün sevgili çalışanları hastanelerde. En çok risk altında bulunan grup sağlık çalışanları. Doğru. Bakın Çin'de 3000 hemşire hastalığa yakalandı. 22-25 sanıyorum can kaybı var. Onun için bu vesileyle halkımıza, izleyicilerimize ne olur sağlık çalışanlarının durumlarına saygı göstermek, çok yoğun eğitimlerle, emeklerle, fedakarlıklarla bu mesleği yapan insanlara biraz empati kurmak gerekir. Ben de tüm değerli sektör çalışanlarımın, dostlarımın, sınıf arkadaşlarımın bu güzel bayramını kutluyorum. İnşallah tıp bayramını kutlarken ileride bir de 7K tıbbı bayramı olur. Onu da program içinde anlatacağım. Tabii. Çünkü bu 7K tıbbı kavramı yerleşmiş olsaydı bugün bunların birçoğuyla karşılaşmayacaktık. Doğru, onu da izah edeceğim. Doğru, gerçekten çok anlamlı ve önemli bir mesaj da verdiniz. Bugün herkes kendini eve kapatma telaşı içerisinde. Aman evde oturayım,
bir şey olmasın diyor. İşte çocuklarımız, okullar tatil edildi. İşte maçlar... Dizimizi seyredelim diyorlar. Aile içerisinde hekimler, keyif yapalım diyorlar. Ama tıp çalışanlarının böyle bir hepsi düşünüyor. İşte. Hepsi bir de sorunun olduğu merkeze doğru gidiyorlar. Ve en çok yani öyle yerler var ki çok şükür ülkemizde pek yok, olmadı evet. Öyle bir şey. Ama mesela yurt dışında ya hekimler maske bulamadılar. Doğru. Yani doğrudan vakayla karşı karşıya en çok korunması gereken insanlar onlar. Hemşireler, hekimler, hastane çalışanları maske bulamadılar. Evet, evet. Şimdi Serdar Hocam programın girişinde söyledim, anlattım biraz. Dedim ki bir temize çekelim bugün. İzin verir misiniz? Şöyle bir iki dakika ben ne anladık bugüne kadar ki? Çünkü bir süreç işliyor. Yani şeyde 31 Aralık'ta Çin'de duyulduktan sonra bu ilk vaka. İlk ölümde 22 Ocak'ta olduktan sonra bir dolu bilgi aktı bize. Dolu bilgi geldi. Bunun yanı sıra sadece Çin'den değil dünyanın dört bir tarafından bilgiler gelmeye devam etti. Çok şükür geçtiğimiz haftaya kadar Türkiye'de bir açıklanmış bir korona vakası yok idi. Ama geçtiğimiz haftadan itibaren artık korona vakaları da Türkiye ile tanıştı. Ve bu sırada bir dolu bilgi, doğru bilgi, yanlış bilgi, bilgi kirliliği. Ama ben izleyicilerimizden aldığım feedbackler yani geri dönüşler doğrultusunda ve bu programları da çok yapan bir televizyoncu olarak bir özet derledim. Bu özeti isterseniz siz de izleyicilerimizle paylaşayım. Lütfen. Siz o noktada müdahaleleriniz varsa veya doğru veya düzeltmeniz varsa böyle bir girizgah yapmış olalım. Sonra da genelden özele doğru yavaş harika. Yavaş harika bir program yapacağız. Harika. Şimdi bir kere sevgili izleyiciler bu bir grip salgını. Adı korona ama aslında virüs olarak tanımı COVID-19. Artık bunu herhalde hepimiz biliyoruz, hepimiz öğrendik. Şimdi özellikle hastalığın belirtileri çok tartışılıyor sevgili izleyiciler. Çünkü şu anda daha henüz bizim hekimlerimizde, yani Türkiye'deki enfeksiyoncularımız, virologlarımız bunlar da daha henüz şeyle tanışmadılar. Bu virüsle tanışmadılar. Yani virüslü hastayı gören hekim sayısı çok azdır Türkiye'de. Yani o mevcut hastaları gördüler herhalde. Dolayısıyla semptomlarını yani belirtilerini şu anda tam olarak bilemiyoruz. Ama 3 tane hareket noktamız var. 1- yüksek ateş. Bazı hekimler diyor ki bazı vakalarda %40'a yakın vakalarda yüksek ateş de olmuyor. Olmayabilir. 2- kuru öksürük. Kuru ve geçmeyen bir öksürük. Bu Sağlık Bakanlığı'nın bildirisinde de var. Üçüncüsü de nefes darlığı. Şimdi bu 3 belirti aynı anda olursa bir hekime nasıl başvuruyoruz? Ağzımızı kapatarak maskeyle başvuruyoruz. Yani bu geçmeyen bu 3 semptom olursa hekime başvuruyoruz. Bir kere bunun şeyleri bu, özellikleri bu, hastalığın özellikleri bu. Peki bulaşma, zaten bu hastalığın korkutucu tarafı sevgili izleyiciler bulaşması. Herkese bulaşabiliyor. Peki nasıl bulaşıyor? Hava yoluyla. Hava yoluyla yani nefes yoluyla solunum vasıtasıyla alıyoruz. Bunu da artık biliyoruz. Bugüne kadarki olan bütün programlardan bunu da öğrendik. Solunum yoluyla ve el bulaşığı dediğimiz elimizle bulaştırdığımız şeyleri ağzımıza ve burnumuza sürmek suretiyle kendimize bulaştırıyoruz. Bunu da bugüne kadarki programlarda... Bir de oraya gözü ekleyelim. Ha tabii gözü de ekleyelim, el, doğru. Elden ağza, buruna, göze. Ağız, burun, göz. Mesela cilden geçmez. Cilden geçmez. Cilden geçmez. Evet. Hepimiz zaten bu arada kolonya delisi olduk hocam. Yani Türkiye bir kolonya kokuyor artık öyle söyleyebiliriz. Raflarda kolonya yok. Her taraf kolonya kokuyor. Fakat şunu da söyleyeyim. İyi ki de böyle bir kültürümüz, böyle ya, bir alışkanlığımız iyi ki var. İyi ki var. Doğru. Devam edeyim. Çok kısa, evet. Az kaldı. Şimdi tartışma konusu olan bir şey vardı. Yaz aylarına. Bakanlığın, Sayın Bakan Fahrettin Koca'nın da açıklaması. 2 ay dişimizi sıkalım dedi. Yaz aylarında bu hastalığın azalacağını söyledi. Fakat iddialar şöyleydi. Ya madem siz öyle diyorsunuz, bu sıcakla beraber azalıyor. O zaman şu anda sıcak olan coğrafyalarda niye bu hastalık var diye. Fakat şunun altını çizmek lazım sevgili izleyiciler. Gene bu tartışmalardan, programlardan çıkardığım sonuç şu. Hastalığın yayılımı etkileniyor, azalıyor. Sıcak, yani güneş doğduğu zaman, ultraviyole ışınları geldiği zaman hastalık yayılmıyor.
Ama mevcut enfeksiyonu yakalanmış bir kimse buradan kalkar şu anda sıcak olan örneğin Afrika'ya giderse veya Kuzey Afrika'ya ne bileyim Mısır'a bilmem neye giderse o pekala hastalığını oraya taşıyabiliyor. Evet. Ama hastalığı birine transfer etmesi kolay olmuyor. Çünkü havadaki o partiküller güneş ışığıyla beraber etkisiz hale geliyor. Yani hastalığın dolaşımını etkiliyor. Dolayısıyla yaz ayları geldiğinde ülkemizde biliyorsunuz dünyanın en güzel ülkelerinden birisi ve bu güzel ülkede güneş hep yüzünü gösteriyor. Her coğrafyamızda gösteriyor. Dolayısıyla ultraviyole ışınları geldiği zaman bu hastalığın yayılımı, bakın mevcut hastalık yok olmayacak ama hastalığın birbirine bulaştırılması azalacak veya yok olacak. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yaz aylarını dört gözle bekliyoruz. Peki hastalık hangi yaşlarda var? Birazdan tweetlerle de getireceğiz. Bazı önemli akademisyenler, hocalar tweetler paylaşıyorlar. Araştırmalar var. 0-9 yaş arası, 0-9 yaş arası ne Çin'de ne de dünyanın herhangi bir yerinde kayıtlı vaka yok sevgili dostlar. Bu pek çok hocamızın, enfeksiyoncu hocamızın da televizyon programlarından benim derlediğim. Ayrıca dünyada da çeşitli yayınlarla sosyal medyada paylaştıkları, birazdan da onları ekrana getireceğiz. 0-9 yaş arası vaka yok. Gene orta yaş diye tabir ettiğimiz yaş grubunda da, yani 9'dan sonraki yaş grubu, 50-55 diyen var, 60-65 diyen var. Hocama birazdan onu da soracağım. O yaş grubu arasında da çok etkili değil COVID-19. Peki kime etkili? 65 yaş ve üzeri kimselerde etkili oluyor. Onları da rakamlarla vereceğiz. Ve şunu da hatırlatmak lazım. Özellikle bir yandaş hastalığı olan, yani bir işte kanser hastası olan, diyabet hastası olan, pek çok bu tarz kronik hastalıklara sahip kimselerin aslında risk grubunu oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Yani çocuklarımız için endişe etmemize gerek yok. 0-9 yaş için, 9-18 için de çok nadir vakalar görülüyor ama atlatıyorlar. Ölüm oranı çok 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 düşük. Dolayısıyla özellikle yaşlılarımız için tedbirlerimizi arttırmamız lazım. Onları belli bir süre izole bir hayatta tutmamız, sokağa pek çıkarmamamız gerekiyor. Hocam ben bunları özetlemiş olayım. Yanlışım varsa siz düzeltin lütfen. Estağfurullah. Harika bir özet oldu. Bunun üstüne başlamak çok çok yararlı olacak. Şimdi nasıl yapalım? Nereden gidelim? Koronaya gelmeden önce bir kere ben hocamı biliyorsunuz genetikçi. Serdar Hoca genetikçi. Genetik üzerine biz burada 2 ya da 3 program yaptık. 3 program Nezih Hoca ile birlikte bir tane yaptık, evet. 2 tane de tekil yaptık. Bir de Murat Bey ile yaptık. Bir de Murat Hoca, Murat Aksoy, evet. Hocamızla da yaptık. Dolayısıyla 3 program yaptık sevgili izleyiciler. Siz onu hep 7K tıbbı, ya arkadaş sen hastalığa yakalandıktan sonra senin yapacağın şeyler sınırlı. Yakalanmadan önce yap diyor, yakalanmadan önce. Senin risk grupların ne? Senin genetik yapın ne? Ona göre sen bir yaşam biçimi al. Ona göre beslen, ona göre ilaçlarını al diyor. Serdar Savaş Hoca bunun da Türkiye'deki merkezlerinden birinin başında zaten. Ama bir başka karpuz daha var koltuğunda. Vardı. O karpuzda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Programı direktörüydünüz değil mi? Evet. Dolayısıyla tam bu işin merkezinde olan kimselerden, evet, birisiydiniz. Evet. Hocam şimdi biz salgın ne demek? Salgınlar, yani pandemi ne demek? Salgın ne demek? Yani ikisi aynı şey mi? Pandemide ne ilan ediliyor, yaptırımı nedir? İsterseniz bu genel çerçeveden başlayalım. Sonra çağımızda salgınlar niye artıyor? Oradan yavaş yavaş COVID ailesine doğru gelelim. Olur mu? Evet. Şimdi salgın ne demektir, şimdi pandemi salgın ne demektir? Bulaşıcı bir hastalığın toplum içerisinde bireyden bireye geçerek hastalığın yayılmasıdır. Bunun epidemiyolojik adı da epidemidir. Epidemi. Pandemi bir hastalığın dünya çapında yayılması demektir. Mesela bizim bildiğimiz ilk pandemi milattan sonra sanıyorum 150 yıllarında Roma İmparatorluğu'nda olmuş 5 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir pandemidir. Ondan sonra sanıyorum 5. yüzyılda İstanbul kökenli Konstantinopolis, o zamanki
kökenli bir pandemi İstanbul'da her gün 5000 kişiyi öldürerek bütün dünyaya yayılmıştır. Sonra işte 13. yüzyılda kara ölüm denen veba salgını ki dünyada 70-80 milyon insanı öldürmüş bir pandemidir. Başka ne var? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1918'de İspanyol gribi pandemisi vardır. Yani Dünya Sağlık Teşkilatı'nın pandemi olarak ilan ettiği ilk durum bu değil. Benim Dünya Sağlık Teşkilatı'nda görev yaptığım yıllarda ben 1993 ile 2000 arasında yaptım. Çok 7 yıl. Çok keyifli yıllardı. Pandemi yaşadınız mı? Pandemi yaşadık. AIDS pandemisi yaşadık. HIV vardı değil mi? HIV vardı. Hala var tabii. Hala var. Efendim, yani bunlar çok bilinmeyen, çok konular değil. Hocam bak 1918 İspanyol gribinde evet. Bir yer, spor salonu gibi bir şey mi artık, neresiyse burası kapatmışlar. Başka fotoğraflar varsa onları da getirelim. Hastaları böyle dizmişler. Evet. 1918. Şimdi bu virüslerin yol açtığı durumlar, bunlar yeni şeyler değil. Tabii bunun yanında bakterilerle de. Şimdi virüsle bakterinin farkı ne? Farkını bir anlatın. Bir defa virüs dediğimiz şey bir genetik materyal. Hani ben hep burada anlatıyorum ya DNA'lar, RNA'lar. İçinde ya DNA var ya da RNA var. O genetik materyal var. Bu bazen tek bir kol halinde, bazen de bizim DNA'mızdaki bir çift sarmal halinde olabiliyor. Bakın RNA'da olabiliyor, DNA'da. Tek kollu oluyor, çift kollu. Bunun etrafında da bir kılıf var. Bu kılıfın da yapısı protein. Mesela bu koronavirüse neden koronavirüs deniliyor? Şöyle size bakın göstereyim. Virüs şöyle bir şey. İçinde bunun genetik materyali var. Tamam. DNA, RNA. Bunun üstünde proteinler var. Yakın gir şey. Murat. Neye benzedi şu şöyle bir bakınca? Taç. Taça benzedi. İşte korona Latince taç demek. Koronavirüs buradan geliyor. Şimdi bu kadar basit bir yapı, virüs yapısı. Hatta buna bazı bilim insanları canlılığa geçişteki ilk aşama, hayatın sınırındaki varlık der. Bazıları da bunu canlı olarak kabul etmez. Çünkü hücrelerde var olan diğer fonksiyonlar yoktur virüslarda. Yani bir hücre gibi yaşayamaz virüs. Virüs zaten kendisini üretmek için başka bir hücrenin içine girmek zorunda. Kendi kendisine üreyemez. Bütün canlı varlıklar üremek isterler. Aslında virüs bize bir mesaj getiriyor. Ve üremek istiyor. Üremek için de bulduğu hücrelerin içine giriyor. Neyin içine giriyor mesela? Tütündeki hücrenin içine giriyor. Dünyadaki virüslerin ilk defa tespiti tütünde ortaya çıkan bir hastalıktan dolayı 19. yüzyılda anlaşılmıştır böyle bir şeyin olabileceği. Hayvan hücresinin içine giriyor. İnsan hücresinin içine giriyor. Gidiyor bizim veya bitkinin veya hayvanın genetik materyaline diyor ki ya arkadaş diyor bana diyor biraz fason diyor genetik materyal üretir misin diyor. Fason ürettiriyor kendisi yapamıyor. Geliyor o girdiği hücrenin içindeki genetik yapıya DNA'ya gidiyor diyor ki ya benden kopyalar mısın diyor. O da ondan kopyalıyor. Kopyalıyor hücrenin içinde çoğalıyor. Bam hücrenin zarını deliyor. Bir tane virüs 1000 tane virüs olarak çıkıyor. Onlar başka hücrelere giriyorlar. Bu şekilde mutlaka bir hücrenin içine girmesi lazım virüsün çoğalabilmesi için. Şimdi bu virüsler dünyada virüs zonları denilen bölgelerde, virüs kuşakları denilen bölgelerde en çok bulunurlar, gelişirler. Buralarda ekvator kuşağı, ekvatordan etkilenen, tropikal diyebiliriz. Tropikal. Neden hocam?
Rutubeti çok seviyor. Ha. Rutubeti çok seviyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çok şimdi biraz tam makrodan girmek tabii, istiyorum. Tabii tabii memnuniyetle. Biz bir defa iklim değişikliği adı altında ki bu iklim değişikliği falan değildir. Bu doğrudan bir küresel ısınmadır. Küresel ısınmaya sebep oluyoruz. Ormanları yok ediyoruz. Yok ettiğimiz ormanların karbondioksit salınımına etkisiyle bizim şu andaki bütün dünyadaki beslenme şeklimizin karbondioksit salımına etkisiyle endüstriyel yaşantımızın biz bütün dünyada bu sera gazı efektini oluşturuyoruz. Evet, doğru. Dünyayı ısıtıyoruz. Kutuplar eriyor. Ne oluyor o zaman? Tropik bölgelerdeki hastalıklar bize doğru kayacak. Bizdeki hastalıklar da Norveç'e, İsveç'e, Danimarka'ya, İzlanda'ya doğru gidecek. Bir defa bu makro yaptığımız değişikliklerin insan sağlığı üzerinde etkisi olmayacağını düşünmek çok saf dillik olur veya bilgisizlik olur. Bir defa demek ki bu çevreye verdiğimiz büyük zararın bu anda da bundan sonra da bize mutlaka hesabı gelecek. İkincisi bu virüsler hayvanlardan bulaşıyorlar. Çünkü ilk önce hayvanda ondan sonra mutasyonla insana bir değişiklikle bu şeyinde genetik yapıda hocam, bir değişiklikle. Peki neden mesela sadece önce insanda olmuyor? Yani bu vahşi hayata insanın adapte olamamasından mı? Neden? Yok. Dünyada daha fazla hayvan var. Daha fazla var. Şans olarak onda daha yüksek. Daha yüksek. Tabii. Bir de tabii insanların immün sistemini koruyucu beslenmeleri şunları bunları vesairesi var. Ama doğrudan insandan da başlar. Öyle mi? Fakat bu bahsettiğimiz koronavirüslerin hepsi hayvan kökenlidir. Şimdi o hani bir zamanlar çıkan SARS, hı hı. Efendim kedilerden geldi. Bunların amcasının oğlu. MERS, koronanın MERS develerden geldi. Onların hepsi koronavirüs. Şey, COVID'in amcasının. Tabii, COVID-19'un 19 denmesinin sebebi de 2019 model olmasından dolayı. Yani. Ha, onlar, 19'da COVID oradan. Gelecek sene bir model çıkarsa 2020 diyebiliriz. Ay, eskiden araba modellerini takip ederdik. Şimdi virüs modellerini. Virüs modellerini Allah kahretsin. Takip edeceğiz. Evet. Şimdi evet. demek ki bir, bu hayvanları yetiştirme şekillerimiz. Şu anda gerçekten işkence edilerek ve işkenceden sonra soframıza gelen hayvanlardan gelecek olan virüsleri de şimdiden dikkate almalıyız. O nedenle insanoğlu yer küreye yaptığı eziyeti, hayvanlara yaptığı eziyeti bir kez daha düşünmeli. Önemli olduğuna inandığım bir biyoloji öğretmenimin çok önemli bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Tabiat müsamaha gösterir ama asla affetmez. Tabii. Bunların hesabını bizden sorar. Biz efendim uzaya çıktık, efendim biz bilmem neyi teknolojik olarak şunu yaptık, tıpla bilmem ne yapıyoruz dinlemez. Bakın. Milattan sonra 150 yılındaki daha önce de olmuştur da onları bilmiyoruz. Olan problemle bu kadar teknoloji vesaire aynı problemle karşı karşıyayız. İnsanlık bu kadar gelişti, teknoloji bu kadar gelişti ama hala zavallıyız. İnsanlar işte böyle bilmem nereden getirilmiş meyveler, bilmem ne şeyleri, passion fruitları bilmem ne. Şimdi gidiyor şeyde markette aman pirinç alayım, un alayım, bulgur alayımın peşindeler. Hayatın bir defa bir gözden geçirilmesi, bu teknolojik, bu kapitalist, bu tüketime dayalı yaşam tarzının bizi çok da felaketlerden korumayacağını, bu tip felaketlerin de tekrar edeceğini bilmemiz lazım. Hocam o konumuzdan uzaklaşmayalım ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi insanlarımız yani İstanbul'da şu anda kayıtlı nüfus 16 milyon, 18 milyon arası deniyor. Ama herkes biliyor ki aslında bunun üzerinde bir nüfus var. Tabii. Ben diyeyim 20, siz deyin 21-22. Ama hadi 20 diyelim. 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. İnsanlar burada yaşama tutunma mücadelesi veriyorlar. Tabii. Ve o kadar ki hatta yani ben
İstanbul'u Türkiye'nin bir özeti olarak görüyorum. Sıkıştırılmış bir özeti olarak görüyorum. Tabii. Burada insanlar yaşama mücadelesi veriyorlar ve ne haldeler biliyor musunuz hocam? Her gün yeni bir şok dalgasıyla karşı karşıyayız. Ya bakın Allah aşkına 2019 dedik değil mi? 2019'un son gününde bize Covid-19 hediyesi geldi. Bütün bir seneye bakın, deprem tehdidi yaşadık. Ülkesel olarak siyasi çalkantılar yaşadık değil mi? Efendime söyleyeyim şeyler yaşadık, işte trafik kazaları, efendime söyleyeyim çevre kirlilikleri vesaire vesaire alabildiğine getirin bugüne kadar. Yani insanlar bir gün kalkıyorlar deprem hocasıyla uyanıyorlar. Ertesi gün tıp doktoruyla, ertesi gün bir siyasetçinin ne diyeceğine bakıyorlar. Yani bir insan metabolizması buna dayanamaz, psikolojisi de dayanamaz bence. Değil mi? Yani çok kötü bir koşulda yaşıyoruz. Yani 2 hafta önce depremi konuşuyorduk. Acaba yıkılacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Bugün bunu konuşuyoruz. Yarın neyi konuşacağız? Şimdi ne yapalım? Yani köye mi gidelim? Hayır, hiç köye falan gitmeyelim. Benim aşağı yukarı 40 yıldır savunduğum, yani dilimde tüy bitti denir ya, dilimde tüy biten bir konu var. Bu konuyu insanoğlu hepimiz daha çok anlayacağız. Şimdi bakın, size şöyle bir şey göstereyim. Hocam siz solaksınız değil mi? Ekrana göre işte şimdi solak. Yok bana göre de solak. Şimdi bakın, şurada solaklar zeki olur. Önemsiz konular var, estağfurullah. Burada da önemli konular var. Burada acil olmayan konular var. Ne olmayan? Acil. Burada da acil konular var. Bakın, bir konu acil de değil, önemli de değil. Lüzumsuz gelen tweetler, bilmem neler, unut gitsin. Bir konu önemsiz ve acil. Bunlar genel olarak angarya işlerdir. Size telefon açar, iş iki eliniz kanda, işte birisi telefon açar. Ya hocam işte bizim çocuğun bilmem nesi var, ona hemen de bir bilmem ne yazısı lazım. İşte akşama kadar, ya akşama kadar benim 40 tane hastam var filan. Benim için önemsiz ama acil bir konu. Şimdi bugün biz bu salgınla uğraşıyoruz. Nedir bu konu? Bu konu önemli ve acil bir konu. Önemli ve acil konulara biz kriz diyoruz. Şu anda bir kriz yaşıyoruz. Deprem oluyor, kriz yaşıyoruz. Askeri problem oluyor, kriz yaşıyoruz. Kolera oluyor, kriz yaşıyoruz. Hayatımız hep krizle geçiyor. Çünkü biz hep acil ve önemli konularla uğraşıyoruz. Peki biz neden kriz yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim kriz yaşamamızın bir tek bir sebebi var. Başka hiçbir sebebi yok. Çünkü biz önemli ve acil olmayan konularla çalışmıyoruz. 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 Katiyen çalışmıyoruz. Eğer biz sağlık sistemimizi benim 40 yıldır savunduğum pratisyen hekimler üzerine kurulmuş koruyucu sağlık hizmetleri diye bir modelin 7K tıbbı diye anlatacağım birazdan. Modelin üzerine kurmuş olsaydık bizim bugün böyle bir acil problemimiz olmayacaktı. Bu virüs hocam, bize harika bir tablo. Bu virüs bize vız dünyanın gelecek. Dünyanın en basit ama dünyanın en güzel, en anlamlı tablosu. Ben şimdi çalıştığım arkadaşlarıma hayatımızı da buna göre düzenleyelim. Hayatımızı buna göre düzenleyelim. Tabii hayatınızda acil olmayan ama önemli olan şeylere odaklanın diyor Serdar Hoca. Süper. Gerçekten. Ben meslek hayatımda bunu yapıyorum. Hastalarımda bunu yapıyorum. Doğru. Şimdi diyorlar ki hocam ben check-up yaptırdım, bende bir şey yok. Ha yani daha acil hale gelmedim diyor. Doğru. İlla acile gideceğim diyor. Doğru. Bakın bu sabah başıma gelen bir şey. Sevgili Osman'a buradan geçmiş olsun diyorum. Sınıf arkadaşım. Yahu Osman'la ben 10 senedir uğraşıyorum. Canım Osman'ım gel. İşte nesi şu var gen Osman testini, Bey? Şu kilo meseleni, şu tansiyon meseleni çözelim. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın. Bu sabah telefon şu anda acil olarak anjiyoya alındı. Aa, bu sabah birkaç saat önce de merak ediyorum sonucu ne olacak diye. Kabataş sesinden sınıf arkadaşım. Yahu bunu ille yumurta kapıya gelip de iyice, şimdi deprem meselesinde böyle değil miyiz? Biz 1999 depremini yaşadık. Doğru. Peki 99'dan bugüne kadar 21 yıl geçti. 21 yılda biz
acil olmayan ama önemli olarak 20 yıl içerisinde yapacaklarımızı yapsaydık bugün gel deprem bana bir şey olmaz. Japonlar depremden uyanıp depremden mi kalkıyor? Yok. Her gün bizdekinden daha fazla deprem oluyor. Ama adam bunlara zaman ayırdığı, acil olmayan ve önemli işlerle zamanını doğru geçirdiği için süper buraya girmiyor. Süper bir tablo. Buraya girmiyor. Hocam bu aynı zamanda ne biliyor musunuz? Bu medeniyet. Aynen öyle. Medeni insan acil olmayan ama önemli işlerini gündemine alır ve hayatını buna göre dizayn eder. O kadar. Süper. Tebrik ederim. Niye ben bu kadar beslenme diye yırtınıyorum? Niye bu kadar insanların aman genetik yapınıza bakın şimdi. Bu virüsün tehdit ettiği önemli bir grup hipertansiyon hastaları. Ama hipertansiyon hastası olduğu için değil. Sizin de genlerinize bakmıştık, hatırlıyor musunuz? Tabii. Orada ben sizin ACE diye. ACE2. Diye bir geninize baktım. Baktınız, evet. Şimdi işte o gen bu hastalığı. Hastalık ona tutunuyor. Ona tutunuyor. Ben şimdi sizin o proteininizin üretilip üretilmediğini biliyorum. Onun için size bu hastalığa yakalanma riskinizin ne kadar olduğunu başkalarına göre yüksek mi düşük mü olduğunu söyleyebilirim. Onu söylediğim zaman sizi korumam mümkün olur ama bana salgın anında gelmeyeceksiniz. Gelmeyin, bana şimdi gel. Şimdi gel. Tespit edeyim. Bak arkadaş, Allah korusun senin doğru riskin böyle, kalp krizi riskin böyle, kanser riskin böyle. Bunu önceden söyleyelim. Şurada yapalım. O zaman krize hiç girmeyiz. Doğru. Krize doğru hiç girmeyiz. Doğru, süper. Bütün olsun mesele krize evet girmemek meselesi. Evet. Şimdi dünya bu konuda sınıfta kaldı. Kaldı değil mi hocam? Sınıfta kaldı. Bütün dünya sınıfta kaldı. Bakın bir şey var. Global Health Security Index. Evet. Yani global, dünyasal, küresel sağlık güvenliği indeksi diye bir çalışma var. Bunu Johns Hopkins Üniversitesi'nin liderliğinde yürüyen bir çalışma. O çalışmaya göre bütün dünya ülkeleri sınıfta kaldı. Hiçbirisi böyle bir durumda vereceği tepkiler itibariyle, sağlık hizmet sistemlerinin hazırlıklı olması itibariyle hazır değiller. Hazır değiller. Hocam en çarpıcısını İtalya'da gördük değil mi? Korkunç. Perişan oldular. Korkunç. Perişan oldular. Şimdi orada da sağlık hizmet modellerinin örgütlenmesi ki ben bunu üniversitelerde derslerini verdim. Dünya Sağlık Teşkilatı'nda kendi ülkemde çalıştım. Organizasyon modelinde çok büyük bir hataları var. Sağlık hizmet sistemlerini bölgelere ayırmışlar. Bir bölgenin diğerinden haberi yok. Yukarıda dediler ki efendim şey var, virüs var. İşte Lombardiya. Biz burayı Lombardiya'yı şeye karantinaya alacağız. Herkes bindi, güneye gitti. Ama kayıt sisteminde güneyde nereye gittiğini bilmiyor. Bakın İtalya ilk vakasının kim olduğunu bilmiyor. Sen ilk vakanın kim olduğunu bilmezsen, sürveyans denen, takip etmek, onu kim nereye gidiyor bunu bilmeden nasıl yapacaksın? Sen sürveyans sistemini, takip sistemini baştan böyle bir şey olursa ne yaparım diye kurma. Şimdi burada efendim panik yap. Kafası kesik tavuk gibi, bilmiyorum hiç gördünüz mü? Ben çocukken köyde tavuk keserdi rahmetli teyzem. Tavuk kafası kesildikten sonra elinden kaçtı mıydı? Kafa yok, buradan kan fışkırıyor. Böyle bahçenin içinde koşardı. Hakikaten bu kafası kesik tavuk gibi koşmak hiçbir amacı olmayan bir hareket. Şu anda yapılan faaliyetlerin birçoğu kafası kesik tavuk koşması. Yahu bunun böyle bir şeyin olacağını yani kaç defa yaşamak lazım. Doğru. SARS'ı yaşamadık mı? MERS'i yaşamadık ama mı? Ama hocam şimdi Ebola'yı SARS, yaşamadık bak, mı? SARS, MERS, Ebola. Üçü de dünyanın diğer coğrafyalarına çok sıçramadı. Ha, niye? Demin siz de söylediniz. Virüslerin RO değeri diye bir değeri vardır. Yani bulaşabilirlik değeri. Hı hı. Bu virüsün bulaşabilirlik değeri yüksek. Başka virüslere göre daha yüksek. SARS'a göre de yüksek, MERS'e göre de yüksek. Onun için onlar daha sınırlı coğrafyalarda, daha sınırlı vaka sayılarında kaldılar. Bu bulaşması daha yüksek olduğu için daha geniş yayıldı. Ama şunu da hemen söyleyeyim. Bu şeyin, bu virüsün öldürme gücü öbürlerine göre düşük. Halen mi düşük? Halen düşük. Bakın. Bugün bu sabah itibariyle aşağı yukarı 150 bin vaka. 5 hocam bin, verelim mi ekrana? 5 bin görüntü, civarında da ölüm var. Evet, Dersucuğum ekrana ver şimdi o görüntüyü. Sevgili izleyiciler,
güncellenen, her dakika, saniye güncellenen verilerin olduğu siteler var. Evet, şu anda bu güncel bir siteden aldığımız ekran görüntüsü şu an itibariyle 145.374 kişi bu enfeksiyona yakalanmış. Şöyle ama durun diyelim. Evet. Evet, kaç kişi ölmüş? 5.429 kişi hayatını kaybetmiş. 5.429 bölü toplam kaç dediniz? Kaç kişi? 145.374. 145.374 eşittir. Şimdi burada, evet. Burada ölüm binde 37, yani %3,7 görünüyor. 4 değil. Evet. Ha. Hocam bir de bu arada izleyicilerimiz için şunu verelim. Tekrar ekranda kalsın şey Dersu. 71 bin kişi de şifaya kavuşmuş. Evet. Koronaya yakalanmış. Daha sonra sağlığına kavuşan da 71.694 kişi var. Kişi var. Yani hemen hemen yarısından biraz fazla. Şimdi bakın. Bir, buradaki bu ölüm rakamı yani %3,7 rakamı çok yanlış bir rakam. Neden yanlış bir rakam? Bir hastalıktan ölümü rakamsal olarak söyleyebilmek için elimizde kaç tane enfekte vaka olduğunu bilmemiz lazım. Hmm. Bunlar tanısı konmuş vakalar. Kayıtlı. Enfekte vaka, kayıtlı vakalar. Ben size şunu söyleyeyim. Şu andaki enfekte vakalar bu tanısı konmuşların en az 10 katıdır. En az. O nedenle %3 değil %3 filandır o ölüm. En az 10 katıdır. Bu yani rule of thumb, böyle atmasyon bir rakam söylüyor. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bu seyircilerimiz de rahatlatacaktır. Ya Serdar Hoca da bu kadar rahat bunu anlattığına göre demek ki hakikaten öyle de korkacak bir şey yokmuş. Kızım Paris'te yaşıyor ve şu anda Covid hastası. Öyle ve mi? Benim kendi kızım. Hani öyle mi diyecek bir şey yok. Yani ben de işte geçenlerde ishal olmuştum. O da bilmem grip olmuştu. Bu onlardan biri. Onlardan biri. Tanı konmuş mu? Tabii. Bunda korkacak bir şey yok. Durumu ne peki? 35 yaşında gayet ya grip işte siz yani olmuyor musunuz? Domuz grip, influenza olur. Ya domuzu filan bırakın ya, soğuk algını yaşamıyor musunuz? O işte onlardan birini olmuş. Kızıma benim güzel Rabbimin de izniyle hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Orada yaşlı insanın savunma mekanizmaları zayıf diye hastalık meydana geliyor. Doğru. Hocam yani onunla ilgili öldüren şey oradaki İtalya'da, zayıflık. İtalya'da bir çalışma var. Bakın sevgili izleyiciler, televizyonlarda, medya organlarında, sosyal medyada büyük bir ne diyelim algı kuşatması da var. Bunu kasıtlı yapıyorlar, yapmıyorlar bilemem. Ama neticede bir algı var. Yani virüsten hızlı algısı yayılıyor. Bakın onu çok söyleyeyim. Daha hızlı. Çok daha hızlı. Bir anda ay, oraya da sıçradı. Bir de bizim sağ olsun meslektaşlarımız, sağ olsunlar. Bir iki tane tık fazla alacağız diye, bir iki televizyon kanalı daha fazla izlenecek diye şöyle yazı geçiyorlar. Komşu ülkeye de sıçradı, oraya da sıçradı, buraya da sıçradı. Bir dakika. Oradaki hastaların durumu ne? Şimdi bakın, Amerika'da bu konularda çalışan bir arkadaşımızın paylaştığı İtalya'daki vakalar üzerine 13 bin, daha o zaman 13 binmiş, şimdi 15 bini geçti. 13 bin vaka üzerinden yapılan bir araştırma. 13.882 case üzerinden yapılan COVID-19'a yakalanmış hasta üzerinden yapılan yaş analizi. Sevgili izleyiciler, burası çok önemli. Bakın 803 ölüm var bu vakalar içerisinde. 803 ölümde, Dersu beni de ver ekrana. 803 ölümde 0-9 yaş arası 0, 10-19 yaş arası 0, 20-29 yaş arası 0. Bakın sevgili izleyiciler, 30 yaşına kadar ölüm vakası yok. Yani 803 kişi ölmüş, bunun içerisinde 30 yaş altı hiç kimse yok. Buna bir başka bilgiyi daha vereyim. 0-9 yaş arası vaka da yok. Yakalanan da yok. Daha dünyada kayıtlı 0-9 yaş arası neden, yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Hı-hı. Genetik olarak. Bu kalsın bu ekranda. Genetik olarak o çocuk henüz virüsün tanıyıp bağlanacağı proteini ekspreze etmemiş, üretmemiş. Virüs bir anahtar. Sizde kilit varsa geliyor sizin üzerinde, o kilidi açıyor, içine giriyor. Çocuklarda bu kilit bu, yok. Bu genetik bir yapı. Doğru. Çocukta daha bu kilit yok. Kilit yok. Kilit olmadığı için anahtarı bir işe yaramıyor. Geliyor, bakıyor, bir yere giremiyor. Doğru. Yok olup gidiyor. Hocam devam edeyim izninizle. 30-39 yaş arası bir ölüm. 40-49 yaş arası bir ölüm. Yani 50 yaş altı sevgili izleyiciler, bir kere 30 yaş altı yok. 30 ile 50 yaş arası iki ölümden bahsediyor. 800
vaka, 800 ölümlü COVID hastası üzerinde yapılan bu iki hastanın da yandaş önemli hastalıkları olduğunu da belirtelim bu arada. 50-59 arası 14, 60-69 arası 65, bakın şimdi rakamlar nasıl yükseliyor. 70-79 yaş arasında yaşayanlar 274 kişi, 80-89 yaş arası 355 kişi hayatını kaybetmiş, 90 yaş üzeri de 75 kişi, rapor edilemeyen de 18 kişi var. Yani özetle 80-89 yaş arası çok çok riskli, 70-79 arası riskli ve azalarak gidiyor ama 50 yaş altı için aslında pek bir risk gözükmüyor. Şimdi risk konusunda yaş en önemli unsur burada. Başka riskli durumlar neler? Hipertansiyon hastası, işte bu ACE geninden dolayı hipertansiyon hastaları dikkat etmeleri lazım. Bir de ilaç kullanıyorsa hipertansiyon hastaları açıp prospektüslerine baksınlar. ACE inhibitörü kullanırlar. ACE inhibitörü. Yani onu düşürmek için. Onu düşürmek için kullanılan ilaçlardır. Demek ki ACE'sinde sorun var ki ona yönelik hekimi de ona ilaç vermiş veya o ilaç ona iyi geldiği için ACE'sinde sorun olduğunu biliyoruz. Onlar biraz daha dikkat etsinler. Yani ya benim yakalanmam azıcık daha fazla diğerlerine göre desinler. Bunun yanında sigara içenler. Aa, tabii. Sigara. Yani bu sabah buraya geliyorum. Beşiktaş'ta ben 40 yıldır aynı berbere tıraş olurum. Baktım vakit de var, gideyim dedim bir Kadir'de tıraş olayım. Kadir'de tıraş teşekkür ederim. Tıraş olmaya giderken şöyle birazcık sokak aralarında yürüdüm sabah. Çok erken saat, kahvaltıcılar böyle açmışlar. Bazı gençler, o bölgede çok üniversiteli genç yaşıyor. Oturmuşlar sabah sabah, daha kahvaltıları bile gelmemiş, ellerinde sigara. Yani Gürkan kardeşim, böyle içim cız ediyor, içime böyle basıyorlar. Allah aşkına şu sigara denen mereti bırakın. Çünkü sigara kesinlikle ve kesinlikle bu virüsün etki ettiğinde öldürücü olabilecek faaliyetleri sigara içenlerde daha kolay gösteriyor. Çünkü birazdan anlatacağım, mukozanın koruyuculuğu sigara içenlerde kalkıyor. Yani şehir duvarlarımız, birazdan virüsün nasıl girdiğini anlatacağım. Şehir duvarlarımız var en dışarıda. Ya sigara o duvarı yıkıyor. Mukozadan içeriye, duvardan içeriye her türlü zararlı çok rahat giriyor. Hocam ikinci bölümde sigarayla birlikte bir de nargileyi dövelim mi? Beraber dövelim. Değil mi yani? Nargile tabii. Ne yani? Her türlü nargile tütün, ne? Her türlü tütün mamulünden tütünü dövelim ama bu nargile... Pipodan, bir de hocam şöyle bir de yani orada... Biliyorsunuz Göya başlığı değiştiriyorlar. Başlığı ama başlık oluyor da içeride partiküller kalmıyor. Partiküller kalıyor. Aynen kalıyor. Aynen kalıyor. Şimdi nargile felaket bir şey sevgili izleyiciler. Aman, aman. Şimdi yaşlara bakınca sosyal medyada şöyle bir şey var. Efendim madem yaşlılar ölüyor, okullar niye tatil ediliyor? Şimdi ya da yaşları etkiliyor diyelim değil toplumu, mi? Toplumu, en çok yaşları etkiliyor. En çok yaşlarda bu şeye. Peki okullar niye kapanıyor? Benim ilkokuldaki çocuğum, ortaokul, lisedeki çocuğum. Amacımız virüsün toplumda yayılmasını, geçişkenliğini, transmisyon, bunu önlemek. Onun için okullar kapanıyor. Çocuk hastalanmaz ama okulda öğretmeninden, işte servisten, sokaktan aldığı virüsü eve getirir, anneannesine bulaştırır, babasına bulaştırır. Babasına bir şey olmaz, o kendi babasına bulaştırır. Yani virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyoruz okulları kapatarak. Doğru. O nedenle okulları kapattıktan sonra otobüslere binip yine kalabalık tatil yerlerine gittiğimiz zaman aynı işi tekrarlamış oluyoruz. Okulu kapatmanın bir manası kalmıyor. Yani şu anda biz bir okullar tatil oldu, virüs tatili. Kamu çalışanlarının da bazılarına izin verildi. Hadi hep beraber gezelim. Yazlıklara gidelim. Yazlıklara gidelim, efendime söyleyeyim. Köye gidelim. Oturalım, eğlenelim. Hayır, sosyalleşmeyi azaltmamız lazım.
sosyalleşmenin azalması lazım. Amaç ne? Bana bulaşması, sana bulaşması değil. Virüsün toplumda yayılmasını, geçişkenliğini, transmisyonunu engellememiz için şey yapmamız Hocam, lazım. Hocam aslında ben yani hep biz kendimizi eleştiririz ya bizim millet böyledir, bizim millet şöyledir falan. Hayır. Bu süreçte yani biraz bir avantajımız vardı. Vaka bize geç intikal etti diyelim. Çünkü bir 60-70 günlük aslında bilgilenme dönemi diyorum ben ona. Bir bilgilenme dönemimiz oldu. Yani toplumumuz, insanlarımız bilinçlendi. Hastalığın önemini kavradı. Hijyenin önemini kavradı. Tokalaşmayı bıraktı. Elleri yıkıyor. Ben her yer kolonya kokuyor. Şimdi çocuklar Murat diyor ki abi bura kolonya kokuyor her yer. Herkes kolonya. Elinde kolonya. Şeyler... El hijyenini sağlayan malzemeler, materyaller her yerde, lokantalarda, restoranlarda. Yani aslında bir nevi bu hastalığa hazırlık dönemimiz oldu. Ve ben Türk insanının bu konuda hani bu şehirler arası transfer onu bilemem. O ayrı bir şey. Doğru, haklısınız. Ama biraz iyi bir imtihan. Duyarlılık gösteriyorlar tabii. Gibi geldi bana. Şimdi şunu... Son bir iki cümleyle toparlayalım. Bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra konuyu açın. Nasıl geçti değil mi? Ya. Evet. Biz güya bugün bir de ikinci bölümde yaşlılık yapacaktık. Bir dahaki hafta gelirsiniz hocam. Bir dahaki hafta gelirsiniz. Şimdi herkes koronadan dolayı tabii, merak ediyor. Şu anda deprem hocası gibisiniz hocam. Hani vardı ya bir ara Ahmet Mete Işık Aran'ın ağzından çıkacak kelimeyi bekliyorduysa. Şimdi benim, doktorlarımız, tıp insanlarımız, bilim insanlarımız ağzına bakıyoruz yani. Evet. Şimdi başlatmayayım mı? Hocam. Olur. Üzmeyelim hocamızı. Tamam. Reklamdan sonra hiç sözünü kesmemiş oluruz tamam. Diyor. Çünkü size soracağım önemli sorular da var. Genetik diyorsunuz ya, şimdi suçlamalar geliyor bizim Oytun Hoca'ya da. Diyorlar ki genetik ırkçılıktır diyorlar. Gerçekten ırkçılık mı? Onu da soracağız. Ona çok harika bir cevap. Cevap var değil mi? Tamam. Şimdi sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun da bir ilginiz var. Sevgili Tuncay Ceylan Bey mesaj atmış. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanıydı. Sevgili Gürkan Bey, programı izliyorum. Bugüne kadar izlediğim en güzel açıklamalar. Elinize sağlık, sevgi ve saygılar Tuncay Ceylan demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölüm daha da güzel olacak Tuncay Bey. Lütfen ayrılmayın. Bir reklama gidiyoruz.